Şimdi günün ikinci Skype bağlantısını yapacağız. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte, kendisiyle beraber gündemi değerlendireceğiz. Özellikle dış haberler özelinde. Hoş geldiniz yayınımız öncelikle. Günaydın, nasılsınız? Hoş bulduk Demet, günaydınlar. Sizlere de kolay gelsin. Yani moralim düşük, sürekli böyle seyrediyor maalesef. İşte dün akşam yine bir deprem meydana geldi Hatay'da. Evet. Etkilenen insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenler olmuş. Allah'tan rahmet diliyorum. Ben bir de çok kısa bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum Demet. Tabii ki. Bu normalleşme lafı çok kullanılmaya başlandı. Hayatımızın bizim uzun yıllar normale dönebileceğini düşünmüyorum. En azından moral açısından. Çünkü yaşanan öyle büyük felaket var ki bunun yaralarını sarılması öyle hani bugünden yarına olacak iş değil. Yani ben bu sezon yazın mesela bir düğüne gidip vur patlasın, çal oynasın eğlenebileceğimi asla düşünmüyorum. Dolayısıyla hayatımızdaki bazı rutin işleri belki yapmamız gerekecek. İşte seninle yaptığımız yayın gibi işimiz gereği. Ama böyle normalleşmek yani hiçbir şey olmamış gibi asla Türk insanının davranabilecek durumda olacağını birkaç yıl boyunca düşünmüyorum. Bu yara çok kolay kapanacak bir yara değil çünkü. Kesinlikle. Teşekkür ederim. İsterseniz başlayalım. Şimdi evet, az evet önceki başlayalım. Haberden devam edelim isterseniz. Şimdi UEFA 2022 finansal raporunda Türkiye'nin durumu oldukça kötü gözüküyor. Bugün ilk saatte gazeteleri incelerken Hürriyet gazetesinde de zaten okumuştuk. Siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? Daha dibi yok dediniz siz de Twitter hesabınızdan okuduğum kadarıyla. Neler söylersiniz? Şimdi tabii ki deprem günlerindeydi. UEFA 10 Şubat'ta yani depremden 4 gün sonra bu raporu yayınladı. Ben tabii ki o depremin acısıyla falan insanlar başka dertlerle uğraşırken onu hemen yayınlamak istemedim. İşte bu işimiz gereği artık yavaş yavaş bazı şeyleri konuşmaya başladıktan sonra o tweet'i attım ve bunu da haber yaptım ayrıca. Şimdi 55 Avrupa ülkesi var UEFA'ya üye Demet. Ve bu 55 Avrupa ülkesinde öz sermayesi -682 milyonda olan tek ülke yani 55. sıradaki tek ülke Türkiye. Yani bu korkunç bir rakam. Evet. Yani biz Avrupa'nın en kötü öz sermayesine sahip kulüplerine sahibiz. Ki 15 tane kulübün öz sermayesi -de. Banka borçlarına baktığımızda 1 milyar 122 milyon euro kulüplerimizin banka borcu olduğu UEFA raporlarında yer alıyor. Çünkü bunlar UEFA'ya kulüpler tarafından bildirilen resmi rakamlar. Dolayısıyla hepsi gerçek rakamlar. Avrupa'nın o 3 büyük ligi işte İngiltere, İspanya ve İtalya'dan sonraki çoğunlukla sahipli takımların yer aldığı ligler bunlar. Sahibini ilgilendirir sonuçta kulübün. Ama bizim kulüplerimiz dernek. En fazla bu borca sahip 4. ülkeyiz biz. Yani şimdi de işte haberimizde gördük maalesef takımlarımız yine transfer Pahalı raporu kılmışlar. Transferlere de devam ediyorlar bir yandan. Yani kendilerine başarılar diliyorum. Durmasınlar, devam etsinler transferlere. Peki. Devam edelim. Şampiyonlar Ligi ile son 16 turunda şimdi ikinci bölüm maçları oynanacak. Evet. Bazı maçlarda şifresiz yayınlanacak, yanlış okumadıysam sabah baktım. Evet, doğru. Programı sizden dinleyelim. Şimdi UEFA tabii ki hani daha çok seyredilsin diye bu maçları birkaç sezondur bölmeye başladı biliyorsun. Son 16 turunun Şampiyonlar Ligi maçları işte bir bölümü bir hafta içinde oynanıyor, bir bölümü ertesi hafta içinde oynanıyor. Şimdi de ikinci bölüm son 16 turu maçları var. Bugün Liverpool-Real Madrid karşılaşması var. Ayrıca Frankfurt ve Napoli karşı karşıya gelecekler. Liverpool açısından çok çok önemli tabii ki İngiltere Premier Lig'deki başarısızlığın ardından Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde en azından hedefe yürümek istiyor. Ve Real Madrid'de zaten biliyorsunuz geçen sene finalde karşılaşmışlardı. Olay finalde. Ve orada kupayı Real Madrid almıştı ve Liverpool için bir rövanş vesilesi olacak bu karşılaşma. Ben de merakla bekleyeceğim tabii ki sonucu. Jürgen Klopp açısından da çok önemli. Zaten açıklamalar da bunu gösteriyor. Frankfurt'un başarısı müthiş. Mütevazı kadrosuyla diğer dev kulüplere göre mütevazı kadrosuyla hakikaten çok iyi işler yapıyor bu sezon. Geçen sene Avrupa Ligi'ni aldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar başarılı olacağını kimse tahmin etmiyordu. Onlar son 6'ya çıkmayı başardılar. Yarın da Leipzig City ve Inter Porto karşılaşmaları var. Ondan sonra da çeyrek finalistler için gelecek
hafta ve ondan sonraki hafta yine ikiye bölünmüş halde rövanş karşılaşmaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise Mart ayında gerçekleştirecek ve hepsi bir beraber yapılacak kura çekiminin. İşte çeyrek final, yarı final ve yarı final karşılaşmaların kura çekimi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de maçlar var. Bu Perşembe günü Trabzonspor'un çok önemli bir Basel karşılaşması var. Ben foto maça Basel kurası çekildiğinde Basel'in eski günlerinde olmadığını ve Trabzonspor'un tura çok yakın olduğunu yazmıştım yorum olarak. Yine aynı düşüncedeyim. Trabzonspor daha da farklı kazanabilirdi ilk karşılaşmayı. Basel'de yenilmeden turu geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un ve umarım Trabzonspor'un da katılacağı kura çekimi son 16 turu için Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi de Cuma günü yapılacak saat 15'te. Bunu da izleyicilerimize belirtelim. Peki, devam edelim. Yine merak edilen bir konu, bir sezonda iki kulüpte tescil edilmiş oyuncuların durumu Evet. hakkında. Şimdi üçüncü kulübe gidemeyecekleri yine söyleniyor. Şimdi bu duruma uymayan bazı kulüpler de var. Bu Evet. konuyla ilgili sizden detaylı bilgi alalım. Şimdi bu konu tabii ki en çok Yusuf Demir ile ilgili olarak gündeme geliyor şu sıralar. Hatta Aubameyang'dan bahsediliyor ki Aubameyang da aslında asla üçüncü bir takıma gidemez. Çünkü bu sezon hem Barcelona'da hem Chelsea'de tescillendi ve resmi maça çıktı. Dolayısıyla Aubameyang'ın herhangi bir kulübe gitmesi mümkün değil. Yine Dele Alli ile de FIFA'nın ilgili konuşmuştuk bu konuyu tabii yanlış hatırlamıyorsam. ama evet Delali ile ilgili konuşmuştuk ama Delali şu anda Şenol Güneş'in gözüne girdiği için artık takımda kalması kesinleşti. O yüzden onu şeye dışı bırakıyorum. Fakat FIFA'nın kuralı bu. Bir oyuncu iki takımda tescilli ise üçüncü bir kulübe artık o sezon içinde gidemez. Ancak başka sezon oynayan bir lige gidebilir. Yani bu İsveç olabilir, Norveç olabilir, Amerika Birleşik Devletleri MLS ligi olabilir. Çünkü onların ayrı sezonları var, kendi sezonları. Onlar takvim yılına göre sezon oynuyorlar. Bizdeki Avrupa'daki gibi, Avrupa'nın büyük çoğunluğundaki gibi 22-23 yani 2 yıla yayılan sezon oynamıyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Şimdi Yusuf Demir özelinde bir de Yusuf Demir'in alt lige Eyüpspor'a gidebileceği, Eyüpspor'un talip olduğu söyleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer talimatında sadece Türkiye'ye özel böyle bir madde var. Evet, bir oyuncu Türkiye'de Süper Lig'de iki kulüpte oynarsa üçüncü kulüp olarak bir alt lige gidebiliyor. Ama Yusuf Demir uluslararası bir transfer. Yani Rapid, Galatasaray, Eyüpspor olmuyor. Burada FIFA'nın talimatı geçerli. Ama iki Türk kulübü olsaydı Süper Lig'deki üçüncü bir alt lig kulübüne gidebilirdi. Talimatlarda bu şekilde yazıyor. Benim anladığım bu. Dolayısıyla Yusuf Demir'in alt lige gitmesi de mümkün değil. Çünkü Yusuf Demir uluslararası bir transfer. Bir de Futbol Federasyonu'nun işte deprem mağduriyeti nedeniyle çekilen kulüpler var. Onların oyuncularının eğer iki kulübe tescilli ise üçüncü bir kulübe gidebilmeleri konusunda FIFA'ya başvuru yaptığını biliyorum. Fakat oradan henüz bir cevap gelmedi FIFA'dan bununla ilgili olarak. Bakalım onun böyle bir gelişme olmayacak mı? Yani bütün bunlar hepsi FIFA'nın iznine tabi, FIFA'nın talimatlarına bağlı talimatlar demek. Bunu da belirteyim. Peki şimdi Chelsea Southampton maçında iki takım da 6'şar oyuncu değişikliği yaptı. Peki bunun sebebi neydi? Şimdi bu kafa sakatlıklarını seninle de Evet, konuşuyoruz yeri konuştuk. geldikçe. Bu da işte öyle bir durumdan dolayı gerçekleşti. Futbolun görünmez tehlikesi beyin sarsıntıları. Çünkü görünürde bir şey olmadığı için tespiti hiç de kolay değil. Bu işin uzmanının o futbolcunun kafa sakatlığında beyin sarsıntısı geçirip geçirmediğini tespit etmesi gerekiyor. Chelsea Southampton maçında Azpilicueta kafasından sakatlandı ve oyundan çıktı. Baktık ki Southampton'da hiçbir şey olmamasına rağmen herhangi bir futbolcusuna oyuncu değiştirdi. Bunun bir nedeni var. Bundan 2 yıl önce Şubat ayında yani 2021 Şubat ayında IFAB bir test protokolü yayınladı. Protokol A'ya göre ki bu Dünya Kupası'nda uygulandı biliyorsun. Dünya Kupası'nda takımlar kafa sakatlıklarında ekstra bir oyuncu değiştirme hakkına sahiptiler ve bunu da gerçekleştirdi bazı takımlar. Hatta final karşılaşmasında Fransa 7 oyuncu değiştirdi ki bunlardan bir tanesi kafa sakatlığıyla çıkan Varane'dı yanılmıyorsam.
Fakat ikinci bir protokol B var. Onda da o test aşaması protokolünde de her takıma ikişer kafa sakatlığında oyuncu değiştirme hakkı veriliyor. Eğer bir takım kafa sakatlığında oyuncu değiştirirse karşı takıma da otomatik olarak bir hak tanınıyor. Dolayısıyla Premier Lig bu protokol B'yi uyguluyor. Yani her takımın kafa sakatlıklarında ikişer oyuncu değiştirme hakları var. Ancak kullanan takım diyelim bir tanesi kullanıyor. İki Chelsea kullandı bunu. Hemen karşı takıma da bir tane oyuncu değiştirme hakkı veriliyor. Bu test olayları işte bu protokol A ve B'den sonra değerlendirmeler yapılacak IFAB ve FIFA tarafından ve artık bunun kalıcı hale getirilmesi önümüzdeki 1-2 yıl içinde gerçekleşecek gibi duruyor demek. Peki şimdi Avrupa'daki hakem sorunlarını geçtiğimiz günde yine konuşmuştuk. Barcelona'nın eski hakem komitesi başkanına rüşvet verdiği iddiaları şu anda ön planda konuşulanlar arasında. Evet. Bu konuyu aydınlatabilir misiniz? Bu da Barcelona'da olan hakikaten Barcelona'nın başı dertten kurtulmuyor. Zaten kulübün inanılmaz bir borç sarmalı olduğunu çok konuştuk seninle. Dolayısıyla şimdi böyle bir durum ortaya çıktı. Eski hakem komitesi başkanı Barcelona onun olduğu bir şirkete Barcelona yıllarca para ödemiş. Ödenen para da sanırım 6 milyon 600 bin euroymuş. Bunu inkar ediyorlar veyahut da buna itiraz ediyorlar. Biz futbolcularımızı eğitsin diye işte hakem danışmanına bu alanda para verdik diyor Barcelona. Kesinlikle bize bir iltimas kessin, bizi kayırsın diye yapılmadı diyor. Bununla ilgili tabii ki bir soruşturma sürüyor. Diğer kulüpler buna itiraz ediyorlar. Nasıl olur böyle bir şey diyorlar. Ki o başkan 1994 ile 2000 18 yılları arasında Jose Maria Enriquez Vegreria bayağı da uzun ismi olan birisi 6 milyon 600 bin euroluk Barcelona'dan bir para transferi onun sahibi olduğu şirkete söz konusu bu ortaya çıktı. Basında da yer aldıktan sonra bir skandala dönüştü tabii ki. Bakalım bununla ilgili de İspanya'da bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturmanın sonucunda Barcelona'nın ve hakem komitesi başkanının suçlu bulup bulunmayacağını hep beraber göreceğiz demek. Peki ya bir buçuk dakikamız daha var. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi'ni konuştuk. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Basel'le karşı karşıya geldi ve ülkemiz adına çok önemli ve duygusal bir karşılaşmaydı. Şimdi bir gün Evet. sonra ikinci karşılaşma oynanacak. Basel evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu Evet. karşılaşmadan siz neler bekliyorsunuz? Konuşmamın başında da Avrupa Kupalarından bahsederken söyledim. Trabzonspor'un Basel'den çok daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çünkü Basel bir zamanlar hakikaten İsviçre'de çok iyi işler yapan, Avrupa'da da yeri geldiğinde zaman iyi işler yapan bir takımdı. Fakat sürekli bir geriye gidiş söz konusu Basel'de son yıllarda. Ve İsviçre Ligi'nde de şu anda mesela orta sıradalar. Playoff'a bile katılmaları şu anda meçhul. Dolayısıyla ben sezon başında kura çekildiğinde işte foto maçı yaptım yorumda. Trabzonspor'un şanslı olduğunu, bazen eski günlerden uzak olduğu ve turu geçeceğini düşündüğümü söylemiştim Trabzonspor. Nitekim ilk karşılaşmayı 1-0 kazandı. Ve hatta bir işte sayılmayan bir gol daha var. O da olsaydı keşke 2-0'da çok daha rahat gidebilirdi bazen Trabzonspor'un ama Trabzonspor'un yenilmeden beraberlikle veya galibiyetle ben turu geçeceğine ve son 16 turuna kalacağına inanıyorum. İnşallah böyle olur. Ve hem ülke puanı açısından da önemli. Ülke puanını da artık yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız Demet. Diğer takımlarımızın da son 16 turuna dahil olmasıyla birlikte bu bizim açımızdan da çok iyi olacak. Umarım Trabzonspor hem ülkeye moral vermek açısından hem de Türk futbolunun işte Avrupa'daki başarısı açısından turu geçer ve 4 takımla yolumuza son 16 turunda devam ederiz. Umarız sizin de dediğiniz gibi galibiyetle ayrılırız. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. İyi günler ve iyi haftalar. Sağ olun, çok teşekkürler. Hepinize kolay gelsin. İyi günler. Hüseyin Özkök'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle dış haberleri detaylıca konuştuk. Şimdi sabah sporundaki ikinci saat dilimini de noktalayacağız. Ekranlarınıza dün akşam yayınlanan Artı Futbol programından öne çıkan anlar gelecek. Ardından saat başında biz tekrar buradayız. Son saat dilimiyle sizi de bekliyoruz. Sabah sporunda 3. ve son saat dilimiyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Fenerbahçe ile başlıyoruz bu saat dilimine. Fenerbahçe'de Villarreal, Jorge Jesus'un değişmez oyuncularından biri oldu. Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece 2 maçta forma giyemedi.